Hepinize selamlar dostlarım, ben Berk. Fallen kanalına hoş geldiniz. LOL 12.16 yama notları videosuyla sizlerle birlikteyim ve bu video içerisinde sizlere gelecek olan değişikliklerden bahsediyor olacağım. Şunu hatırlatmamda fayda var arkadaşlar. Yama çarşamba günü tüm sunucularda olacak. Çarşamba günü güncellemelerinizi yapıp sabahleyin rahat bir şekilde oyununuzu oynayabilirsiniz. Bunu hatırlatmak isterim. Genelde yamalar çarşamba günleri 2 haftada bir olacak şekilde geliyor sunuculara. Şimdi okuyacağımız değişiklikler gelmesi ne beklediğimiz şeyler tabi gelmeyebilir. O yüzden %100 kesinlik vermiyorum. Hatta Riot Wukong'a gelecek olan değişikliği de kaldırdı. Ondan da vazgeçti. Bu tarz değişiklikler Yama gelmeden, hatta Yama'nın geldiği gün, hatta Yama geldikten sonra bile kaldırılabiliyor. Bilginiz olsun. Bunu da hatırlatmamda fayda var. Ama biz gelmesini beklediğimiz şeylerden bahsediyor olacağız. Öncelikli olarak arkadaşlar şuradaki Türkçe kaynakta belirtilmeyen bir eşya değişimi var. Ondan bahsedeyim. Evan Shroud supportların bu kitle kontrolü uyguladığınızda rakibin daha fazla hasar yemesini sağlayan eşya. Tank supportları alınıyor bu, hatırlarsanız. Bu eşyaya arkadaşlar bir buff getirildi. Bu normalde birisine kitle kontrolü uyguladığınızda takım arkadaşınız o rakibe daha fazla hasar veriyordu. Bu eşyanın rakibe uygulayacağı hasar da %9'dan %10'a çıkar. Yani takım arkadaşlarınız %10 daha fazla hasar vuracaklar. Etki süresi de 4 saniyeden 5 saniyeye çıkartıldı. Bunu hatırlatmış olayım sizlere. Bu sayede bu eşyada güzel bir buff getirildi. Artık bu da rahat bir şekilde tercih edilebilir ve tank supportlarında birazcık daha öne açılmış olur diye düşünüyorum. Buff alan şampiyonlarla başlamamız gerekirse Tristana'nın Q yeteneğinin sağladığı saldırı yüzdesi %50 ila %110'dan %65 ila %125 olacak şekilde yükseltildi. Çok çok fazla bir saldırı yüzdesi demek bu. Tristana artık bam 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 rakibi çok rahat tarayabilecek. Özellikle de E yeteneğini çok hızlı patlatabilecek. Çok büyük tehlike arz ediyor, bilginiz olsun. Artık Tristana bence metanın en iyi kerelerinden birisi olabilir. Bir işte burada istisna Samira oluyor. Samira çok rahat bir şekilde problem yaratabiliyor. Bir de Nilah var tabi ama hala 3 level bence en güçlü olan nişancılar arasında Tristana'yı sayabiliriz özellikle bu buff'la birlikte. Zoe'ye bakacak olursak W yeteneğinin minyonlardan eşya ve büyü düşürme oranı 1'e 12'den 1'e 10'a düşürüldü. Ayrıca E yeteneğinin hasarı da 60 ila 220'den 70 ila 230'a yükseltilmiş oldu. Bilginiz olsun, bu da Zoe'nin değişikliğiydi. İhtiyaç var mıydı böyle bir değişikliğe? Bence ihtiyaç vardı diyebiliriz. İleriye bakacak olursak seviye başına kazanılan zırh 4.2'den 4.7'ye yükseltilmiş. Artık daha da fazla tank olacak. Late game'de çok çok daha tank bir ileriye göreceğiz. Öte yandan temel büyü direnci de 28'den 30'a yükseltildi. Hem erken oyunu çok çok tank, özellikle büyücülere karşı çok etkili olabilecek, hem de late game'i çok daha fazla tanklaşmış olacak zırh konusunda. Bence çok büyük problem. İleriye'nin böyle bir buff'a ihtiyacı var mı diye soracak olursanız bence açıkçası hiç yoktu. Kullandığı eşyaların tamamı genel itibariyle iyi durumda olan eşyalar. Kettle'nin pasiften gelen saldırı hasarı %60 ila %110'dan %60 ila %120'ye yükseltilmiş ve ultisinin hasarı crit hasarına göre %25 fazladan hasar vuracakmış. Çok çok OP olmuş bence bu. Artık deli gibi hasar vuracak Kettle'nin hem pasifiyle hem ultisiyle birlikte. Yine meta'nın en iyi AD carry'lerinden birisi olması yolunda ilerliyor. Kai'Sa'ya bakacak olursak pasiften gelen her bir hasardaki hasar oranı 4 ile 16 arasından 5 ila 23 arasında yükseltilmiş. Pasiften gelen istif sayısı 1 ila 8'den 1 ila 12'ye yükseltilmiş. Ayrıca Q yeteneğinin verdiği büyü gücü oranı %25'ten %30'a yükseltilmiş. Yani yetenek gücünden daha fazla besleniyor Q'nuz. Son olarak ultisinin verdiği büyü gücü oranı da %90'dan %120'ye yükseltilmiş. Yetenek gücü bu ile oynanır mı diyecek olursanız, bu sizin yetenek gücü bu ile oynayacağınız anlamına gelmiyor. Zaten Kai'Sa'nın W'sunu geliştirebilmek için naşır oluyorsunuz ya. Güzel bir yetenek gücü sağlıyordu. Şimdi artık Q'nuz ve ultiniz çok çok daha fazla hasar verecekler. Özellikle yetenek gücü eşyanızı tamamladıktan sonra, yani Nashor'u aldıktan sonra karakter gerçekten deli gibi vuracak. Nashor'suz da çok fazla vuracağı anlamına geliyor ama Nashor'u almanızla birlikte çok çok etkili olacaksınız. Hatta bu ilk eşya alınma oranını bile değiştirebilir diye düşünüyorum. Jayce'e bakacak olursak temel zırhı 22'den 24'e yükseltilmiş. Yakın dövüşteyken Q yeteneğinin verdiği bonus saldırı hasarı, yakın dövüşten kastı çekiç formu, %120 ila %130 olacak şekilde yükseltilmiş ve son olarak da ultisinin verdiği bonus saldırı hasarı %25'ten %30'a yükseltilmiş. Jayce'e de böyle bir değişikliğe ihtiyaç vardı. Meta'nın en kötü üst koridorlarından birisi olarak saymıştık kendisini hatırlarsanız. Şimdi bununla birlikte toparlayacaktır diye düşünüyorum. Malphite'ın pasifinin bekleme süresi 10 ile 6 saniyeden 8 ile 6 saniyeye düşürülmüş ve W yeteneğinin bekleme süresi de 12'den 12 ile 10 saniye arasında olacak şekilde düşürülmüş. Muhtemelen her ulti seviyesinde birer saniye düşürülecektir. Gayet temiz, gayet güzel. Benim hoşuma gitti açıkçası. Zarya'ya bakacak olursak E yeteneğinin yeri sabitleme süresi 15 ila 15
0.4'ten mi ne diyor? Direkt 15 saniye 0.15 saniye olacak şekilde sabitlenmiş. Herhalde 0.15 ila 0.4 falandı ya da bilmiyorum nasıl bir oransa burada yazılamamış ama 0.15 saniye olarak sabitlendiğini bilseniz yeterli arkadaşlar. Sabitleme süremiz oldukça fazla olacak demek oluyor bu. Ben açıkçası beğendim Zyra'nın bu değişikliğini. Kafi olmuş. Çok uzun süre yere sabitlemiyor ama tatmin edecek bir düzeyde yere sabitlemiş oluyorsunuz. Bunlar da gelen temel bufflardı arkadaşlar. Şimdi ufaktan bir de nerf alanlara bakalım. Nerf alan daha az şampiyonumuz var. Belki buff alanlar arasında beklediğiniz şampiyonlar yok. Daha farklı şampiyonların buff almasını bekliyordunuz belki ama bence güçlü olan şampiyonlar daha da güçlendirilmiş. Ha, unutulmayan birkaç şampiyon var. Onların bufflanmış olması güzel. Ama hala bence insanların oynayabileceği daha fazla karakter olmalı. Bu şampiyonlar üzerine yoğunlaşılmamalı diye düşünüyorum. Zeri nerf üstüne nerf yemeye devam ediyor. Kendisinin W yeteneğinin büyü hasarı oranı %60'dan %40'a düşürülmüş. Q yeteneğinin saldırı oranı da %105 ila %125 arasından %100 ila %120 olacak şekilde düşürülmüş. Çok büyük bir nerf yemiş arkadaşlar. Zeri'ye bu saatten sonra artık ellerini sürmezler diye düşünüyorum. Yumi'nin E yeteneğinin sağlamış olduğu hareket hızı %20 artı yetenek her 100 yetenek gücü başına %6 iken artık %20 artı her 100 yetenek gücü başına %2 olacak şekilde değiştirilmiş. Artık baya baya az hareket hızı veriyor ve bu yeteneğin bekleme süresi 12 ila 8 saniye arasındayken 12 ila 10 saniye arasında olacak şekilde yükseltilmiş. Geçmiş olsun. İyileştirme gücü de bitti. Yetenek gücü Yumi oynarsanız oynarsınız arkadaşlar. Başka yolu yok yani bu Q yeteneği nerf yemediği sürece. Draven'ın Q yeteneğinin verdiği temel saldırı hasarı 45 ile 65 arasından 40 ile 60'a düşürülmüş. Ki buna ihtiyaç vardı. Karakter yani bir level'a da rakip kesiyor ya. O kadar güçlü hale gelinmemeli. Yani 2-3 vuruşuyla birlikte çok rahat sizin canınızın %60'ını %70'ini alabilen bir karakterden bahsediyoruz. Bu da koridorda oynamasını imkansız hale getiriyor. Bir de W'su çok çok mobil yapıyor. Gerçekten mobilitesi düşük bir nişancı değil Draven. Poppy'ye bakacak olursak Q yeteneğinin canavarlara verdiği maksimum hasar 50 ila 170 arasından 30 ila 150 arasında olacak şekilde düşürülmüş. Bu da Orman Poppy'yi birazcık daha oyundan düşürmek istemişler. Gerçekten yüksek elo'da falan kaos bir karakter. Tek başına oyunu sırtladığını söyleyebiliriz. Bunlar arkadaşlar nerf alan şampiyonlardı. Genel olarak çok az bir değişiklik var bu yamada. Birazcık daha sakin geçen bir yama. Eşya değişikliği bile çok az. Riot burada çok uğraşmamış diye düşünüyorum açıkçası. Üzerine çünkü çok konuşulacak çok fazla karakter vardı. Değiştirilmesi, nerf yemesi gereken çok fazla karakter vardı. Onlara herhangi bir şekilde el sürmemişler. Burada Diana dengelemesi de ele alınmamış. Diana'nın da bir dengelemesi olacak arkadaşlar. Onu da hatırlatmış olayım. Çünkü Diana birazcık problem bir karakterdi. Gün Ateşi Kalkanı'ndan dolayı. Gün Ateşi Kalkanı Diana'yı çok fazla tanklaştırıyordu ve hasarını kesinlikle kısmıyordu. Hasarı çünkü temel yetenek gücü hasarı çok yüksek. Riot dedi ki eşyayı nerfledik. Bir daha nerflersek kimse almayacak. O yüzden Diana üzerinde bir değişiklik yapalım dediler. Diana üzerinde bir değişiklik olacak. Şu an Yasuo'ya, Yone'ye, Master Yi'ye, Diana'ya minimum birçok ormancıya arkadaşlar gün ateşi kalkanı alınıyor. Ama Diana'daki kadar etkili olmuyor. O yüzden Diana'ya da bir değişim, bir dengeleme gelecek. Onu da hatırlatmış olayım arkadaşlar. Sizler bu videoyu izlediğinizde yama henüz gelmemiş olacak. Dediğim gibi çarşamba günü yamayı tüm sunucularda sizler de indirip güncel bir şekilde oynayabilirsiniz. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Video hakkındaki yorumlarınızı, yama hakkındaki yorumlarınızı belirtirseniz çok sevinirim. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın.